Kraliyet soy ağacının 5. domcuası Portekiz tahtına varisler vermek üzere Avusturya'dan 2 yıl önce gelen ve bugüne dek henüz hamile kalmayan eşi Dona Maria Ana Josefana'nın odasını bu gece ziyaret edecek. Saray erkanı arasında, sarayın içinde ve dışında, kraliçenin döl yatağının kurulduğu üzerine söylentiler daha şimdiden dolaşmakta. Bu imalar jurnalcilerin kulak ve ağızlarından titizlikle korunuyor ve sadece yakınlar arasında tutuluyor. Kusurun kralda olduğu ima bile edilemez. Zaten ilk olarak kısırlık erkeklerin değil kadınların hastalığıydı. Bu yüzden kadınları defalarca boşarlar. İkincisi, hem de alın size maddi bir kanıt. Tabii eğer böyle bir kanıta ihtiyaç varsa, krallık kralın dölünden gelme piçlerle doluydu ve onlar kalabalık bir soyun yalnızca başıydı. Üstelik Tanrı bir oğul versin diye dua etmekten canı çıkan kral değil kraliçeydi. Hem de iki nedenle. Birinci neden şuydu ki, bir kral, hele ki bir Portekiz kralı, bahşetme yetkisi yalnızca kendinde olan şeyi talep etmez. İkincisi, doğası gereği kadın, toplayıcı bir çanak olduğundan, yalvarıp yakaranın o olması gerekir. 9 günlük ibadetlerde de dualarıyla yalvaran kadındır. Oysa dini buyrukların engellemeleri ya da fizyolojik kazalar hariç krallık ve kocalık görevlerini haftada 2 kez kesin olarak yerine getiren kralın sebatı ile dualarının yanı sıra kocası içinden ve yatağından çıktıktan sonra asla kımıldamayarak birleşmiş öz sularının yeterince uyarılmayan kraliçede zamansızlıktan, üstelik de fazla Hristiyanca bir ahlaki itidal nedeniyle cimrileşmiş öz sular ile henüz 22'sine varmamış bir adam olan hükümdarda pek bol olan öz suların döllenme hazırlığını bozmayan kraliçenin sabrı ve alçak gönüllülüğü bile Dona Maria Ana'nın karnının şişmesine yetmemişti. Ama Tanrı büyüktür. Yeah, that's all.